daha çok batar göze. Yani o kesmelerin varlığı. Bir Mozart müziği gibi, yani bir armoniden bir armoniye geçerken o geçişin muhakkak ki hissettirilmemesi yani olabildiğince gerekiyor. Yani action filmlerindeki karmaşanın içinde o hissedilmez yani. Gider yani. Evet. Evet. Fakat yani böyle insan bir sahneye dalmışken o geçiş birden insanı sarsabilir. Yani bu filmin montajı 6 ay sürdü. Şimdi ben bu filmin montajının en güzel 2-3 tane filmin arka arkaya olduğu bir bölüm var. Şimdi burayı beraber seyredelim istiyorum. Şimdi verebiliriz VTR'yi. Müthiş şöyle bir lens kullanımı mesela. Bir sürprizi hazırlıyor bize bu gerginlik. Duralım. İşte bu mesela önce daha kağıt üzerinde sahneyi senaryo üzerinde kurgularken şahane kurgulanmış bir montaj. Sonra çekerken kameranın yerleştirdiği açılar itibariyle ve sonra da kurgu anında da en doğru karelerin keserek arka arkaya yerleştirilmesi de böyle bir bizi bir sürprizle çıkartıyor. Şimdi burada bu bir mekanik kurgu sözünü ettiğimiz. Mükemmel bir mekanik kurgu var. Tabi bu kurgu kafada tasarlanmış olan bir kurgu. Bu, burada bu kurun ötesinde bu sahnenin altında yatan neden olarak benim gördüğüm, ya ben bu arada tabii tamamen yanlış analizler yapıyor olabilirim. Senin hiç düşünmediğin şeyleri tabii böyle canım, palavralar sıkıyor şey. Olabilirim bu evet. arada. Ama şunun altında yatan neden şu, kızın erkeğine olan güvensizliğinin ifadesi bu sahne. Bence. Var mı böyle bir karşılığı ya da sen başka şeyi de düşündün mü? Şimdi tabii ben filmi kurarken, yani baştan söylediğim gibi değil, yine de daha net mesajlarla kurarım. Yani yani sahneler benim için aslında tek anlamlıdır ama sonuçları çok anlamlı olabilir. Hmm. Ama benim kafamda bir formülasyon, net bir formülasyon olmadan kesinlikle adım atmam. Yani hesabını veremeyeceğim tek bir plan olmadığını düşünüyorum. Yani en azından o hale getirmeden rahat etmem kurguda. Hmm. Ama başkaları onu başka şekilde yorumlayabilir. O başka bir şey. Yani çok anlamlı olmasını da isterim ayrıca. Ama benim rahat edebilmem için yine de benim bir izahım olması lazım her şeye. Mesela filmin başlarında hani sen bir sürü şey iletişimsizlik olarak nitelendiriyorsun. Aslında pek öyle görmüyorum ben. Çünkü hani ortada somut bir sorun var. Yani kızı ben şöyle çizmeye çalıştım. Hani bir aldatma sorunu olmuş daha önce. Kız zaman zaman bunu kafasında formüle edebiliyor ve bunu tekrar yaşıyor. Yani unutabiliyor ama zaman zaman bu fırtlıyor tekrar ve sorun çıkarıyor kız. Bir takım histerik fırtlamalar ortaya çıkıyor. Mesela yemek sahnesindeki denize girme meselesi aslında mantığı olmayan bir şey. Yani gecenin o saati denize mi girilir? Ama bir çeşit histerik bir fırtlama gibi bir şey olarak düşündüm. Yani o tip şeyler yapsın. Yani hani iletişimsizlik tükenmiş bir ilişkiye ait bir şey. Ama burada öyle bir şey yok. Somut bir sorun var. Kız zaman zaman aklına geliyor, sorun çıkarıyor. Zaman zaman onu kafasında hallediyor ve sorun çıkarmamaya, onu kabullenmeye karar veriyor. O zamanlar ilişki iyi oluyor. Yoksa yani İsa böyle bir hata yapmamış olsa diyeyim, yani başka bir kadın meselesi olmamış olsa, Bahar'ın ilişkiyle ilgili bir sorunu yok aslında. Okey. Şimdi tamam, çok teşekkür açıklama için. Ben yalnız iletişimsizlik demedim zaten, senkron kayması dedim. İlişkide bir senkron kayması var. Onun da şunun için... senin şimdi yaptığın izahı yapma bunun nedeni şuydu. Aralarında bir aldatma hikayesinin yaşandığını biz seyirci olarak biraz sonra öğreneceğiz. Tabii, tabii. Henüz öğrenmedik ya. Şimdilik algımız senkron kayması. Yani şimdiki algımız doğru. olarak söylüyorum. Doğru. O geldiği zaman bunların bu senkron kayması nedeni demek ki aldatmaymış diyeceğimiz yere de yavaş yavaş gelecektik. Onu işleye getiriyor bilgi. Ama ben de işte o baştaki ağlama tabii biraz sadece iletişimsizlik olmayabileceğini biraz hissettiriyor diye düşünüyorum da. Çünkü hani bir iletişimsizlik o tip bir şeye yol açmayabilir.
Çünkü yani başka bir sorun tabii, olabileceğini hissedebilir. İletişim tek başına yetmez böyle ağlamaya. Evet. Bir sıkıntı var yani. Bu ilişkide bir sıkıntı var. Evet. Dedirtiyor. Şurada bir yer durum, ondan sonra konuşacağım. Şimdi bu sonbaharın bitmeyeri. Bu sonbaharda olan biteni kısaca söyleyeyim. Madem böyle bir geniş analize girdik. Orayı da bilerek geçip. Burada kız gitti bir yerlere. Nereye gitti biz bilmiyoruz. Ama İsa üniversitedeki hocalık hayatına geriye döndü. Bir yandan o devam ederken arkadaşı var devamlı görüştüğü. Onunla sohbetlerinden falan anlıyoruz hayatına dair ipuçları. Bir de bu sevgilisiyle başına bela açan aldatma olayının nedeni olan kızla da karşılaştılar. Onunla televizyon yayında göremeyeceğimiz bir sevişme hikayesi. Sonra ikinci sevişme çabası sırasında da deprem meselesiyle karşılaşmasına kadar geldik. Oraya kadar getirdik. Ondan sonraki bölüm evet, şu anda şimdi orada bir şey söyleyeyim yalnız. O tabii deprem konusu tetikleyen şey, unsur değil bence. Tek başına değil. Değil. Yani çünkü Bahar'ın uzaklara gitmiş oluşu bence daha hayati bir şey. İsa'daki duygu değişimini tetikleyen şey olarak. Çünkü hani ne bileyim hani annen hep çok uğramazsın belki ama orada olduğunu bilmek insana bir güven verir falan. Onun gibi bir şey yani o sanki o penceresindeki ışığa bir gece baktığında gitti, falan böyle hani bir ama onun hem kendi ayakları üzerinde durabilecek gücü göstermesi hem de böyle kız için diyorsun. Tabii. Hem de çünkü hani onu çok zayıf bulduğu için biraz ona karşı sevgisini ve saygısını biraz yitirmiş gibiydi. Hani çünkü o da bir güç istiyor karşısında kendi duygularına bir anlam verecek, yön verecek. Yani kızın güç kazanması birden gitmiş olmak, bir de uzağa gitmiş oluşu. Tabii. Bir de uzağa gitmiş oluşu. Yani onun doğuda ücra bir köşede, karlar içinde olduğunun ve kendisinden kopma cesaretini de bu denli gösterebilmiş olmasının verdiği genel bir duygu değişimi o. Oraya saygı duyuyor şu an. Şimdi kıza tekrar saygı duymaya başlıyor. Evet kaldı ki yani hani zaten şu, o anki o Serap'la olan ilişkisi de çok hani yatırım yaptığı bir şey değil. Yani her an tetiklenmeye hazır zaten adamın ruh hali. Ne diyorsun? Ben çok vıdı vıdı ettim iklimler üstüne söyleyeceğim. Şeyler vardır mı? Varsa soru cevaplayayım ama. Var mı çocuklar soru? Size gelen var mı rejiye? Soru sormak isteyen var mı? Buyurun lütfen. Merhaba, benim birkaç sorum olacak. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde sinema televizyon okuyorum. Bu yüzden öncelikle sormak istiyorum. Genç sinema televizyonculara bu kadar başarı kazanmış bir sinemacı olarak ne tavsiyeler verebilirsiniz? Çalışmak ne diyeyim? Yani sinema... öncelikle film seyrederek öğrenilir. Hayatı gözlemleyerek ve çalışarak. Başka yapacak bir şey yok. Neyse ki şöyle bir şey var. Yani bir filme baktığınızda aslında neler yapıldığı görülebiliyor. Yani kamerayı nereye koymuşlar, kaç milimetrelik objektif kullanmışlar. Bu bile hani dikkatli bir göz tarafına anlaşılabilir. Yani sinema sırlarını ortaya koyan, seyrederken ortaya koyan bir şey. Anlamaya çalışacaksınız yani başka şey yok ve denemek tabii. Bizim zamanımızda hani yeteneğimizi ucuz ve kolay bir şekilde deneyebileceğimiz video kameralar da yoktu. Yani o yüzden Kozay'ı 35 çekmek zorunda kaldım. Hiç gerek yoktu halbuki yani şimdi bile 35 çekmiyorum artık. O zaman Koza çok daha rahat çekilebilecek bir filmdi ve çok daha 10 yıl kaybetmezdim belki de. Hani bir şeyler deneyebilseydim. Kendi adıma. Hem belli bir para bulmak gerekiyordu 35 malzemelere ve filme ulaşabilmek için. Şimdi hani yeteneğinizin bir pırıltı var mı? En azından onu denemek için ufak basit bir şeyler çekebilirsiniz her zaman. Ailenizle, arkadaşlarınızla denemeler yapılabilir. Çok daha kolay eskiye göre. Bence yapmak isteyen her zaman yapar. Düşük bütçeli bir şey yazarsın. Para yoksa. Yani yapılır. Ne olacak? Hiçbir şey engel değildir. Sansür de engel değildir. Ne olacak? Sansür kamçılar da bazen. Yani eskiden sansür yok muydu? Yani Tarkovski Rusya'da neler çekti? O kadar sansürünle uğraşarak. İran'da işte neler yapıyorlar o kadar sansüre rağmen. Yani bunların hiçbirisi bahane değildir. Yani bir bahaneye sarıldığınızı hissettiğiniz anda hemen kendinizi kandırdığınızı fark etmek bence çok önemli. Ve elde olan olanaklarla
bir çorba yapmaya çalışmak lazım. Kimseyi suçlamadan. Çünkü suçu başkasına atmak en kolay şey ve insanı pasifliğe götürüyor. Yani başkasında da suç olabilir ama siz kendinizde olan eksikliği bulmaya, keşfetmeye çalışın ve onun üzerine gidin, onu tamamlayın, onu geliştirin. Ve bir şey yapın, benim bence budur yani formül. Formül varsa tabii, bu formül değil tabii de. Peki, uluslararası alanda pek çok başarı elde ettiniz. Bir sonraki adımınızı öğrenmek isterim ben. Yani daha kendinizi nasıl geliştirmek istersiniz? Ne hedefleriniz neler? Valla bir film daha yapmak yani istiyorum ama tabii ki biraz değişme arzusu da oluyor insanda. Yani hep aynı şeyleri de yapmak istemiyorsunuz. Biraz daha yani muhakkak ki yapmak istediğim şeyler her zaman beni zorlayan, yapmak istediğim, gerçekten merak ettiğim şeyler olacak. Yani onlar değişmez ama... yine de daha önce girmeye cesaret edemediğim daha karmaşık, daha zor alanlara girmek isterim, neler olacağını görmek için. Ben hayatta da öyleydim. Yani biraz deneme yanılma yoluyla da bilgi edinen bir yapım vardı. Kendi ruhumu, kendimi kim olduğumu, ne olduğumu anlamak için hep kendimi birbirinden farklı insanlarla çarpıştırırdım bir şekilde. Fırlatırdım kendimi. Değişik, daha korktuğum insanlar özellikle beni çekerdi. Korku aslında herkesi çeker. Benim 4,5 yaşında bir oğlum var. Onu bile çok çekiyor. Sen telefon ettiğinde üstüme saldırıyorlardı ve hayaletler geliyor demeden de onları uzaklaştıramıyordum, hatırlarsın. Hatırlıyorum. Yani sizin için bence başat olan nedir onu anlamaya çalışmak lazım ve ona doğru yine de yani belli bir sistematik bir şekilde gitmek lazım. Yani çok da böyle hani şiir yazmak gibi, öyle ilham geldi, yaptım gibi bir şey değil sinema ne yazık ki. Biraz planlı, programlı da olmak gerekiyor. Odur yani. Ben tekrar birinci soruya döndüm galiba. Uluslararası bazda Türk sinemasını nerede görüyorsunuz şu anda? Ne yöne ilerliyor? Öngörüleriniz neler? Vallahi ben Türk sinemasını iyi buluyorum. Birbirinden çok farklı filmler yapılıyor. Yeni şeyler çıkıyor, sayı filan da artıyor, değişik denemeler de var. Her tür film yapılıyor ve üretim de çok çoğaldı. Yani dünyada da öyle müthiş filmler yapılmıyor. Yani öyle biraz bir kuruluk da var. Yani o kuruluk sanki Türk sinemasının kendini göstermesine de bir vesile olabilir, bir fırsat olabilir. Biraz oluyor da, bir Türk sinemasına karşı bir merak ben biraz hissediyorum yurt dışında. Çok iyi genç yönetmenler de var. Dijital teknolojinin de sinemaya bir takım yeni bir boyut kazandırabileceğini, yani sinema dilini zenginleştirebileceğini de düşünüyorum. Belli bir adalet getirebileceğini de. Eskiden küçük bir zümrenin egemenliğinde olan film üretimi, belki daha geniş şiir yazmak gibi, roman, yani nasıl bir kurşun kalemle dünyanın en güzel romanı yazılabilirse, yani bu teknik olarak mümkünse, yavaş yavaş sinema için de öyle bir şey oluyor. Bence bu çok iyi bir şey. Yani ortaya bir sürü kötü eserin çıkacak olması bir sorun değil. Yani ama içlerinden bizi çok zenginleştirecek, şaşırtacak ve hayatın bir takım şu an bilmediğimiz gizli güçlerini ortaya çıkarabilecek bir sürü film çıkabilir. Doğrusu beni, yani niyet olarak söylüyorum bunu tabii. Yani bunu hiçbir zaman başaramamış da olabilirim. Sinemaya yönelten şey, kendi ruhumda bir şekilde başat olarak hissettiğim bir takım anlatamadığım, ifade edemediğim şeyleri sinemada yeterince göremediğime inanmamdı. Tabii bu söylediğim şeyi başarmak kolay değil. Bunu hiçbir zaman başaramamış da olabilirim ama böyle bir niyetle de böyle bir motivasyon kaynağım da vardı. Yani çok başat bir şey var, hissediyorum ve onu, bu da hiç sanki ifade edilmeye değer bulunmuyor. Ve bunu ben belki ifade edebilirim gibi bir
itici gücüm de vardı doğrusu. Öyle yani. Harika, teşekkür ederiz. Bir dakika, senden başka soru sormak isteyen var mı? Lütfen.